öffentlichen Gelder werden knapper. Außerdem verkürzt technologischer Fortschritt die Liegezeiten. Mendur hayvan, çık dışarı. Onun yadigarı olmasaydın şimdi sokaktaydın ya. Nur içinde yatasın hanım. Vallahi bu densiz hayvana sırf senin hatırına katlanıyorum, biliyor musun? Seni Mendubur seni. Bir de karşıma geçmiş dalga geçersin ha. Baba, neden açmadın kapıyı? Neredeyse bir saattir kapıyı açmanı bekliyorum. Tuvaletteydim kızım. Yarın bırakıp çıkamazdım ya. Hem ne bir saati. 2 dakika bile bekletmedim ben seni. Ay nereye gider bu anahtar bilmiyorum ki. Her yeri aradım. İşte kızım anahtar. Ne yapayım ben şimdi bunu iş işten geçtikten sonra? Baba, sen bir dolaplar çeviriyorsun ama... Yakında kokusu çıkar. Bütün gün evde ne yaptın baba? Yola böyle mi hazırlanılır? Of baba, of! Bütün hazırlığın bu eski palto mu? Memlekete bu eski paltoyla mı kesin dönüş yapacaksın? Of, çok geç kaldık baba. Sen hazırlanmış olsaydın hemen yola çıkardık. Şu kanalı değiştir bari. Hareketli bir şeyler çal. Bak uyuyup kalacaksın. Gerçekten çok ağırmış. Bak pop müzik çalıyor. Çalsın mı? Baba bırak bu modası geçmiş esprileri. Bilmediğimiz bir espri yap da gülelim bari. Tamam tamam. Madem öyle istiyorsun.
Şimdi sana bir tane modalı espri patlatayım da gör bak. Adamın biri hızla arabasıyla giderken arkadaki kızına dönmüş böyle. Ay, ne yapıyorsun baba ya? Önüne baksana. Kaza yapacaksın şimdi. Onun kızı da aynen senin gibi bağırmış. Arabanın tekerleri uçuruma girdiği sırada gerçekten de bir patlama sesi duyulmuş. Tabii, kaza yapan araba patlayınca. Hayır, patlama arabadan gelmemiş ki. Neymiş peki patlıyor? Meğer kızın ödü patlamış. Nasıl? Ne espri ama, değil mi? Baba ya, iyice saçmalamaya başladın sen. İstersen ben geçeyim direksiyona. Yok, yok, yok. Mola verince belki geçersin. Ha? İşte buldum bir sop müziği. Baba ya, dalga geçme. Sop müziği diye bir müzik yok ki. Bütün türküler sop müziğidir kızım. Sen hiç soy sop duymadın mı? Her şeyde bir kılıf bulursun baba. Of canım ödeyiz. Yol arkadaşsız kal da gör. Ben yatıyorum. Sen yat. Ben de sana İstanbul 80 kilometre yazan levhayı söylemem. İlgimi çekmek için başka bir numara bul baba. Beni kandıramazsın. Kalkmayacağım işte. Doğru söylüyorum. İnanmasan kalk. Biraz sonra İstanbul 70 kilometre yazmazsa sana direksiyonu vereceğim. Bir yer bulalım, şöyle elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sonra güzel bir yemek yeriz. Fatma, eski paltoyu bavulun en altına koydun değil mi? Koydum dedim ya baba. Sanki çok değerliymiş gibi ikide bir de sorup duruyorsun. Ya ne kızıyorsun ya? Bir fakire veririz falan diyordum ya. Orada kalıp çürüse miydi yani? Tamam tamam. Veririz bir fakire. Ay lafa tutma, beni trafik levhasını kaçıracağım. Ay! Ay baba! Baba uyuyor musun sen? Neredeyse tırın altına giriyorduk. Ya bırak şu inadı baba. Hadi direksiyona ben geçeyim. Uyanık olduğunu göstermek için tırı sollamana gerek yoktu baba. Canına mı susadın sen? İşimi bilirim ben. Senin karşında köfteci çırağı yok. 40 yıllık usta şoför var. Ustasın canım. Başımızı belaya sokmadı ustasın. Senin üstüne usta görmedim. Ustayım tabii. Hem yol boştu. Tırı geçtim. Ne var bunda? Sen de biliyorsun ki Almanya'da olsaydım böyle sollayamazdım baba. Kızım ben bilerek solladım. Nedenmiş o? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini engellemek için. Mahsustan yaptım. Espri yaptın güya. Kendini fazla yorma baba. Senin ciddi konuşmaların daha komik. Hayır hayır. Espri yapmıyorum. Ciddiyim. Şimdi bak, benim yanlış solladığımı uydudan çekmişlerdir, değil mi? Baba. Uydudan bütün dünyayı gözetlemiyorlar mı? Bunun neresi saçma? Gözetliyorlar ama herhalde senin değil. Sen inanmıyorsun ama yarın benim yanlış sollamamı başbakanımızın önüne korlarsa, o zaman göreceğim bak ben seni. Verhoeven diyecek ki, resimde de görüldüğü gibi yanlış sollamadan dolayı siz Avrupa Birliği'ne 60 sene giremezsiniz. Bizim başbakan da o fotoğrafı cart diye yırtıp o adama yedirmezse ben de ne olayım? Of baba ya, aptalım ben. Şu yaptığıma bak. Sana uyup sanki böyle bir olay olmuş gibi cevap veriyorum. Ah baba, 4 kilometre ötede dinlenme tesisi varmış. Ne olur
orada mola verelim. Alacağım baba. Çok özlemişim. Tamam, ben içerideyim. Yesene kızım. Daldın yine. Okuttun neyi? Aa, paltoyu. Aman Allah'ım. Tesise bir garibana verdim baba. Bu kadar şaşıracak ne var?
Hayır, hayır, hayır. Vermiş olamazsın, hayır. Yalan söylüyorsun, hayır. Yalan kızım, yalan değil mi? Baba. Bittim, bittim, bittim. Ben mahvoldum, mahvoldum. Bittim, bittim. Baba, ne oluyor sana? Bittim. Yandım ben, yandım. Ya ben ne bileyim senin için o kadar önemli olduğunu. Hayır, hayır. Sen bir fakire verin isteyince ben de verdim işte. Şey, Fatma, belki bavuldadır ha? Hadi bana şaka yaptığını söyle lütfen. Hadi kızım benim, hadi. Hadi inip bakalım ne olur ha? Ya baba, hayır. Boğaz Köprüsü'ndeyiz. Ne bu? Bulunma sint kumaşı mı? İnanamıyorum. Gitti, gitti. 180 bin euro gitti. 180 bin. Ne? Paltonun içine 180 bin euro mu koydun baba? Sana inanmıyorum baba. Bunu nasıl yaparsın? Annemin vasiyetini yerine getirmedin değil mi baba? İnanmıyorum sana. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. Ağlamayın, o güzel gözlerinize yazık. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bak. Böyle daha iyi görünüyorsunuz. Nasıl yaptın bu hatayı? Tanışalım. Ben Süleyman. Bir mahsur yoksa size kartımı vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de Fatma. Memnun oldum. Ne var ya? Baba, niye yalan söyledin bana? Hani o paralarla annem adına bu kentte bir aş evi kurmuştun? O olsun. Canıma değsin. Annem nahı tuttu işte. Hadi ne olur. Hadi geri dönelim. Belki buluruz o adamı. Hayır, dönmemize gerek yok baba. Adam çoktan, bizden önce gelmiştir İstanbul'a. Hem restoranda gördüm. Bu tarafa gelen bir arabaya bindi. Hop! Hadi abi yürü başka kapıya. Hadi çık dışarı. Hadi. Karnım çok aç da. Bu paltoyu size versem. Bas git abi, bas git hadi. Garson! Garson! Buyurun Süleyman Bey. Çabuk buraya hamsi, balık malık bir şeyler getir hadi çabuk. Hemen Süleyman Bey, hemen getiriyorum. Abi, abi, paltolu tavayı. Abi. Paltolu abi gel. Gel iki sohbet ederiz, yemek yeriz gel. Buyur abi. Buyur. Otur abi, otur keyfine bak. Bana değil canım, abinin önüne koyacaksın. Abi çekinmesene ya. Oturup muhabbet edeceğiz, yemek yiyeceğiz. Yesene abi. Ye ye. Çekinme. Alo. Hadi be Çetin, ağaç ettin beni be abi. Oğlum söyledim ya, her zaman gittiğim balıkçıdayım diye. He. Tamam oldu. Hadi çabuk ol, çabuk, çabuk. Hayret bir şey ya. Bu paltoyu size versem. Olur mu abi? Bir yemeğin lafı mı olur? Daha yiyeceksen söyleyeyim.
O zaman tatlı ye. Ye ye. Yakışıklı. Buyur abi. Bakmıyorsun ki buraya, bak abi tatlı istiyor, helva filan. Helva yer miyiz abi? Yeriz yeriz. Hadi helva gelsin. Hemen geliyor abi. Geldim abi. Babam mı abi? He yok, halam. Tövbe tövbe. Hatırlıyor musun, aynı amcam vardı benim bir tane fotoğrafçı, aynı ona benziyor. Hmm. Ya. Ne iyi adamdı. Bir şey yesene. Tokum. Ne oldu, oradaki işleri hallettin mi? Dükkandaki işleri. E şöyle böyle. Anlatsana oğlum. Para için bir şey söyledi mi? Yarın dedim. Yarın mı dedi? Getiremedin mi parayı ya? Hayret bir şeysin ha. Ben sana bugün almadan gelme demedim mi? E ne yapayım, yok diyor adam. Ya tamam, fazla konuşma ya. Konuştukça batıyorsun, hayret bir şeysin. Bir kere de güzel bir haberle gelsen ne olur ya. Bir güzel haber ya. Çok sağ olun. Nasibiniz olsun. Afiyet olsun abi, ne demek. Çetin, yarın muhakkak parayı kurtarmamız lazım abi artık ya, yeter. Alırız abi, merak etme. İnşallah alacağız yani, de biraz koştur abi, hareket ne lazım. Aa, abi paltosunu unuttu, çabuk yetiştir bak, çabuk çabuk. Tamam abi. Oğlum paltosunu unuttu adam ya. Biz de hesabı alalım. Hiç olur mu Süleyman Bey? Bizden olsun. Bir gün bakarsın milletvekili amcana işimiz düşer. Olmadık yerde palavra atarsın işte böyle olur. Bak adam hesabı almıyor. Ya siz yine de alın. Şimdi dostluk başka, alışveriş başka. Karşılık olarak değil Süleyman Bey. İçimizden geldi. Lütfen ikramımızı çok görmeyin. İyi peki canım, ne yapalım yani. Madem öyle istiyorsunuz sizi mi kıracağız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Rica ederim. Bulamadım abi. Adam yer yarılmış içine girmiş sanki. Neyse madem bulamadın, artık biz de başka bir garibana hediye edeceğiz. Hı-hı. Ne yapalım? Hadi yürü. Çeto, hı, oğlum var ya, bugün bir kızla tanıştım. Aynen şeker kız kendi. Ya bırak ya. Vallahi abi. Bak anlatacağım sana. Baba. Yeter artık. Uf, evimize geldik. Ya baba, olan oldu. Hiç değilse somurtma. Ya baba. Komşulara ayıp. Of. Hoş geldiniz Fatma. Yardım edelim mi? Hoş bulduk Handan abla. Gerek yok. Ağır değil, biz hallederiz. Oldu, tamam. İyi günler. Sevgili kızım sayesinde en ağır eşyamızdan kurtulduk. Hafifledik çok şükür. Ne bugün ne de sonra bana kadın milletinden söz etmeyeceksin. Tamam mı? Ne bağırıyorsun kardeşim? Millet bize bakıyor ya. Bakarlarsa baksınlar be. Bundan beter mi olacak? Ah Süleyman, ah, senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Of of, nasıl unuturum o günü? Bak birader. Sen şimdi birden kızın karşısına çıkacaksın. Ben de onu kurtarma bahanesiyle üzerine saldıracağım. Tamam anladık be. Salak mıyım ben? Kaç kere söyledim. Yanlış anlamayasın diye söylüyorum kardeşim. Tamam, ben kızın önünü keseceğim. Sen de beni pataklayacaksın. Ama hızlı vurmak yok ha. Tamam tamam. Sen hiç merak etme. Sonra ne yapacaksın? Abi özür dilerim. Senin manitan olduğunu bilmiyordum falan deyip sıvışacağım. Heh, aferin. Bravo. Aslanım benim. Bakayım iyi. Hadi. Hadi oğlum yürü bakayım. Hadi. Hadi göreyim seni. Of anam of, bu ne güzellik be. Ne oldu oğlum?
şimdi... Çeto, kızma ya. Ya şimdi bir şey soracağım. Ben nasıl bilebilirdim kızın karateci olduğunu? Bana bir söyler misin onu? Ben kısa zamanda öğreniverdim işte. Ya bundan sonraki hal dersi çıkarsa o zaman ne olacak? Ondan sonra elin kolunu sargılar içinde dolaştır artık. Yok arkadaşım, ben bu kız işinde yokum. Hoş senin diğer işlerinde de hayrı yok ya, neyse. Ama bu seferki projeme bayılacaksın. Zaten bayılmadığımız gün yok ki. Ya kardeşim, seni söz dinlemiyorsun ki. Gelsene şöyle. Ya. Ya. Oysa ne güzel projelerim vardı. Senin yüzünden sadece paracıklarım değil, hayallerim de mahvoldu. Ya o kahrolası projelerin arasında annemin vasiyeti de var mıydı baba? Vardı tabii. Parayı borsada 10 katına çıkardıktan sonra altında onlarca dükkanı olan büyük bir bina yaptıracaktım. Bak sen. Sonra? Dükkanların kiralarıyla üstteki aşevi kendi kendini idare edecekti. Ya borsada paraları batırsaydın ne olacaktı baba? İyi ki paltoyu o adama vermişim. Hiç değilse adama bir hayrı dokunur. Hepsini yiyecek değil ya. Bir kısmıyla belki hayır işler. Hmm. Parayı kaptırdığın adam keriz ya. Parayı bulunca bu parayla Fatma Hanım'ın annesi için gidip bir aşevi açacak. Geç bunları geç. Senin de, benim de, annenin de bütün hayalleri uçtu gitti. Baba artık kabul et şunu. Bu olay senin tamamen para hırsın yüzünden oldu. Senin nasibinden çıkmış bir kere o para. Niye sızlanıp duruyorsun ki? Neden öyle bakıyorsun ki baba? Her şey nasip kısmet işi. Nur içinde yatsın. Annem derdi ki, nasip olursa gelir Hint'ten, Yemen'den. Nasip olmazsa ne gelir elden? Evet, hatalıyım. Keşke yeniden param olsa. Bir aşevi kuramasam bile fakire, fukaraya, yoksula dağıtırdım. Ama abi, senin bu projen garibanı kazıklayan bir proje. Kusura bakma, ben yokum. Ya iyice bir dinle, düşün. Öyle karar ver. Ya var ya, şu paltoyu birisine vereceğim ya da fırlatacağım ha. Tamam mı kardeşim, anlaştık mı? Ya ne acayip adamsın be. Ne yapıp edip kandırdın beni yine. Şöyle aferin. Bırak şu kızı ya. İşimize bakalım. Bırakamam abi, elimde değil. Yani şimdi sen... Evet abi, bu kez ciddi. Hadi ya, ben malımı bilirim. Sen hayatta aşık olamazsın oğlum. Madem konuşmayacağız, ben de yatayım o zaman. Yat ya. Kahvaltı hazırlamışsın bile genç. Oğlum, sen aşk rüyaları görürken bizim mutfakta anamız ağlıyordu. İlla arı gibi iğneni sokmasan olmaz değil mi? İğne de bizde, bal da bizde. Buyur zıkkımlan. Sağ ol canım, çok naziksin. Bak, bu rezil işi sırf Yiğit'in ameliyatı için kabul ettim. Eğer bir ters o çıkarsa külahları değişiriz ona göre.
Ben her şeyi ayarladım, sen hiç merak etme ya. Ya iş üzerindeyken polis baskın yaparsa? Yandığımız gündür biliyorsun değil mi? Her şey 2-3 saat içinde olup bitecek. Güven bana. Ben bakarım. Oho Yiğit, gel bakalım içeriye. Çörekler de mis gibi kokuyormuş ha. Annem gönderdi, ben gideyim. Gel gel gel, olur mu, gir içeriye. Tabii Melahat Hanım teyze hemen dön dediyse o başka. Yok öyle demedi de. Abilerin işi vardır, meşgul etme dedi. Kıyamam ben sana, ondan mı girmiyorsun? Hadi gir içeri, gir. Vay, mahallenin yakışıklısı gelmiş. Ne haber? Gel otur bakalım. Çay içer misin? Yok teşekkürler, ben almayayım. Nedenmiş o? Şey, benim kalbim delikmiş de. Yok öyle bir şey Yiğit, kim söylüyor bunu sana? Herkes benden saklıyor ama ben her şeyi biliyorum. Ben ölmek istemiyorum. Yiğit. Hadi çıkalım. Görürsün bak, bize kimse başvurmayacak. Keşke böyle daha geniş kitlelere duyursaydık. İşte o zaman yandığımızın resmidir. Hemen baskını yerdik. Peki başvurun olacak mı sence? Olmaz olur mu? Buranın insanı yeter bize. 2-3 saat içinde işimizi bitiririz. Ondan sonra paraları kaptığımız gibi hop Indira Gandhi. Ondan sonra topuk. Sen sağ ben selamet. Tamam mı kardeş? Hadi bakalım görürüz. Heh. Sen şu yazıları aşağıdaki cama as abi. Ondan sonra gel, tamam mı? Hı hı. Oyalanma aşağıda geyik gibi ha. Neden bulmasınlar? Bir var. Hangi çağda yaşıyor? Ya? Bir iş ama. Hayırlısı sonra. Onların kedisi vardır. Ya şu belge bile var ya, bana 100 papele patladı. Hazırlayan hesapta arkadaşımız. Oğlum bilgisayarda 5 dakikada hazırladı, önüme koydu. Bir de bana falan filan yapıyor ya, göreceksin. Hayret bir şey ya. Gel. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Buyurun. Bulduk. Şu formu doldurun. Al, kalemi de vereyim ben size. Efendim, yanlış anlamayın ama bir şey soracağım. Bu işi yapmaya devlet tarafından izniniz var mı? Yani bu konuda çok suistimaller oluyor da. Yerden göğe kadar haklısınız beyefendi. Ortalık 3 kağıtçı kaynıyor. Süleyman Bey, şu belgeyi uzatır mısınız? Beyin bir şüphesi varsa kendi baksın. Yani her iş isteğini bir de takla atarsak ooo lütfen, lütfen, lütfen. Beyefendi lütfen yani. Kusura bakmayın, kendisi müdürümüz olur da. Hı-hı. Tabii tak çıkar olmuyor devamlı. Siz gidin kendiniz bakın. Tamam. Ya. Damgası da var. Çok özür dilerim. Bir an her şeyin özelleştiğini unutmuştum da. Öyle ya, Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Buyurun. Beyefendi doldurun formu. Peki bu ücret biraz pahalı değil mi? Beyefendi, istediğiniz işe göredir ücretler. Siz hangi işi istiyorsunuz? Tekstil fabrikasında ustabaşılık. Bakın gördünüz mü? İşçilik isteseydiniz ucuz olurdu. Ya. Bende o kadar yok ki. Yanınızda ne kadar varsa onu verin, gerisini sonra getirirsiniz. Kaçacak değilsiniz ya. Çok sağ olun. Ben alayım onları şuraya. Teşekkür ederim. Peki nasip olursa ne zaman işe başlarım? Müdür bey, ne zaman işe başlarım diye soruyor beyefendi. Bu zor bulunan bir iş. Ama bir ay içerisinde işe başlayabilirsiniz. Peki hangi şirket, bana adresini verebilir misiniz? Size en uygun olan şirketi bulmamız gerekiyor. Yarın gelin,
Şirketle ilgili tüm bilgileri vereyim ben size. Sağ olun efendim. Kolay gelsin. Sağ, sağ ol. Kardeşim, ne oluyor? Hadi hadi hadi. Tamam tamam durun. Yandık arkadaş. Polis de kuyrukta. Sorma, 100 lira da ona verdik biliyor musun? Seni alacak. Polis de işbirliği ha. Dur oğlum, manyak mısın? Bağırma, bir çuval inciri berbat edeceksin. O bizim Figen arkadaşı oğlum. Bugünlerde filmlerde iş bulamıyormuş da. Abi, aklı başında adam oyunculuk yapar mı ya? Resmi belgelerini gördüm abi. Ciddi adam. Bütün işleri kanuni. Peki senin onların adamı olmadığını nereden bilelim? Bir de hakaret ha. İnanmıyorsan kendin gör. Bak, polis bile sırada. Boş boş konuşma. İsteyen girer, isteyen girmez. Tabanca dayamıyorlar. Avrupa'da da var. Bu memlekette 5 dakikada star olunuyor da neden işçi olunmasın? Allah Allah. Reçete mi bu? Evet. Hasta mısın? Hayır, ben değilim ama karım hasta. İlaç alacaktım, ilanı görünce dayanamadım, sıraya girdim. Ne yani? Şimdi ilaç almayacak mısın bu parayla? Ameliyatını yapamadıktan sonra ilaç almışsın ne yazar? Ne faydası var? Nesi var eşinin? Karnında ur var. Acıdan duramıyor. İlaçla idare ediyoruz işte. Ameliyat kaç para? Çok para. Çetin, toplanan paraları ver adama. Ver. Tamam. Ya şu memlekette var ya, hasta deli üç kağıtçılık bile yapılamıyor. Vay be, vay be. Al kardeşim, bu ilaç paran. Ne? Bu da ameliyat parasını karşılar mı bilmem. Ama iş ne olacak? İş mi, iş yok. Hadi yallah. Ama yani şimdi hay Allah, bu paralar benim mi? Ameliyata mı? Urun mu? Urfa? Urfalıyım mesela. Hop kardeşim, ben, yavaş yani yavaş. Şaşırma. Hadi ufak. Hadi. Tamam, al şunları da. Tamam. Al bunu da cebine koy. Şunu da şöyle. Haydi selametle, güle güle. Haydi. Tamam kardeşim, sırayla bekleyin. Bu iş burada bitmiştir. Sepette kuyruktakileri hemen toparlanıp gidiyoruz abi. Hadi. Yiğit ne olacak? Neye niyet neye kısmet diye boşuna dememişler. Kısmet adamınmış işte. Bizimki de iş mi ya? Kötülükten iyilik doğmaz demişler. Biz hala bile bile kötülüğe bulaşıyoruz ha. Bu millette ne dirençli bir millet be birader. Büyükler bir yandan, biz küçükler bir yandan, soy tükenmiyor. Aynen öyle. Aslanın düğmeleri gibi. Bir düğmesini koparıyorsun, yerine bir düğme daha ortuyor ya. Var ya, Kerem gibi yanacağız bir gün. Abi, bizden ne üç kağıtçı olur ne de 5 kağıtçı. İkimiz de bitiyiz oğlum, büyük yalan olmuşuz. Yo, bu söylediklerim benim için doğru olabilir. Ama senin için doğru değil. Senin hayal dünyan var. Her zaman yırtarsın. Sen öyle san. Bak dinle Çetin. Vicdanın olunca hiçbir şeyden yırtamazsın. Bu dünya vicdansızlara göre ayarlanmış, tamam mı? Doğru söylüyorsun. Sen felsefeye bulaşmışsın, ben de edebiyata. Vicdan oldu mu ikisinin de sonu hikmete çıkar. Hikmete bulaşmış dede. Kime himmet ede. Şu Yiğit. Yiğit konusunu açma dedim. Açma. Ama bak, demek istiyorum ki Yiğit... Ya sana açma dedim şu konuyu. Yüreğim kanıyor zaten, daha ne istiyorsun ya? Ne oluyor ya? Allah Allah, bu...
Abi bunun içinde bir şey var ya, kaygan kaygan. Vallahi. Aha burada da var. Burada da var. Bak ben bunun aslarını yırtıyorum Çetin. Dayanamayacağım. Açacağım abi. Neymiş bu ya? Çetin görüyor musun? Görüyor musun Çetin? Bu ne oğlum? 500'er euro hem de canlı canlı. Canlı canlı. Şunlara bak. La 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 la. Levrek levrek deyip durdun. Al sana levrek baba. Görünüşte çok güzel. Bakalım tadı nasıl? Eline sağlık, mis gibi mis. Baba dikkatli ol lütfen. Bak boğazına kılçık batacak şimdi. Bir şey olmaz. Siz gençler her şeyi pek biliyorsunuz canım. Baba, baba. Aa, demiştim ben sana. Baba, baba su iç. Baba. Ay Allah'ım, ne yapacağım ben şimdi? Baba, baba. Alo, baba. Of of of, canlı canlı yemin ediyorum ben. Gel, gel, bak, gel, bak, gel, bak. Gel. Of 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 of. Ne düşünüyorum biliyor musun? Aman Mercedes alalım falan deme. Oğlum bu paralarla adam gibi bir iş kuralım. Bilemedin işte abi. Motorlu kayık alalım, balıkçılık falan yaparız. İşin gücün Deniz be. Sen hayatta aşık olamazsın derken demek istediğim buydu işte. Çünkü sen denize aşıksın. Bu parayla gemi falan alınır mı acaba? E bir de uçak alalım, ben de tepeden geçeyim. Olur. Ya bırak ya. Üf, keşke hiç olmasaydı bu paralar. Niye? Çünkü atalarımız ne demiş? Ne demiş? Süleyman'ı kaybedeceğine paranı kaybet demiş. Aman üf. Öyle mi demişler? Çok komiksin ha. Yetişin. Ne oluyor? Açın kapıyı. Açın kapıyı, açın. Yetişin, yetişin çocuklar. Allah'ım çocuğum, sakin ol Melah teyze, ölüyor. Sakin ol, sakin ol. Dur ağlama. Sakin ol. Allah'ım ben şimdi, ne yapacağım? Şimdi Melah teyze sen git, biz hemen geliyoruz. Tamam, geliyoruz. Hadi Melah teyze. Hemen geliyoruz. Çabuk. Hadi. Çetin. Abi sen hemen ambulans çağırıyorsun. Ben de yanımıza canlılardan alıyorum, tamam mı? Hadi. Baba! 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 Baba bir şeyler yapın. Baba ne olur ölme baba. Baba! Babam ölüyor. Baba! 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 Nefes alamıyor. Baba! Baba! Ölüyor. Allah'ım ne olur bana bağışla. Allah'ım yavrum bana bağırsa ne olursun. Yavrum merak benim. İyileşecek. Yavrum. Korkma teyzeciğim, iyileşecek. Ölme, ne olursun. Sakin oğlum. Allah'ım ne olur bana bağır. Hadi çabuk olun, çabuk olun. Baba, baba. Biraz dayan. Geldik baba. Tamam, dikkat edin. Kurtarın yavrumu, kurtarın. Yavrum. Yavaş. Yavaş. Kurtarın yavrumu, ne olur yavrumu kurtarın. Kurtarın yavrumu. Yavrum. Olsun Fatma Hanım. Umarım kötü bir durum yoktur. Babam aniden hastalandı da acilen buraya getirdik. Bana da burada beklememi söylediler. Bizim de aynı.
Komşunun çocuğu için buradayız. Şş, oğlum baksana, kadıncağız ayakta kaldı. Ya on, Melahat teyze, gel otur buraya. Gel. Çocuğun annesi. Gel Melahat teyze, gel. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Ağlama artık Melahat teyze. Doktorlarla konuştuk. Ne gerekiyorsa yapacaklar. Ameliyat olmadan düzelmez biliyorsun. Gerekiyorsa ameliyat da yapacaklar. Ama nasıl olacak yavrum? Biz orasını halledeceğiz. Sen hiç merak etme. Hiç merak etme Melahat teyze. Allah sizden razı olsun. Siz olmasaydınız ne yapardım ben çocuklar? Harun Bey'in kızı sizsiniz değil mi? Evet benim. Babanız iyi. Hiç merak etmeyin. Doktorlar kılçığı çıkardı. Buyurun gidelim. Tekrar geçmiş olsun Fatma Hanım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Umarım sizin hastanızdan da güzel haberler gelir. İnşallah. Nereye gidiyorsun? Hiç, sıkıldım biraz. Gelirim hemen. Fatma Hanım. Ay. Şey ben babanızı soracaktım, nasıl? Gayet iyi. Ay sizin hastanız nasıl? İyi olacak inşallah. Benim bir hemşirenin yanına gitmem lazım. Bir saniye. Sizinle görüşmek istiyorum. Bir fırsatını bulup acaba buluşabilir miyiz? Ay bilmem. Bakarız. Belki. Ne diyor bu ya? Üç kelime üçü de birbiriyle alakasız. Gelmez bu abi. Gelmez. Gelmez. Kesinlikle gelmez hem de. Süleyman Bey. Neyiniz var? Şey... Neyse boş verin. Tesadüflere inanır mısınız? Ben daha çok anneme inanırım. Hı? Yani sizin tesadüf dediklerinize o takdiri ilahi der. Ha. Peki nasip kısmet konusunda ne derdi anneniz? Nasip olursa gelir Hint'ten, Yemen'den. Nasip olmazsa ne gelir elden? Kısmet olacak mı sizce? Ay şey bilmem. Benim içeri girmem lazım. Teyzeciğim, daha önce çocuğunuzu hiç muayene ettirdiniz mi? Evet. Peki doktor ne dedi? Ameliyat lazım. Bence de. Ameliyat şart. Ama... Bir dakika, bir dakika. İşin bu bölümünü sen bize bırak Melahat teyze. Sen yeğenin yanına çık, ben konuşurum doktor tamam. Bey'le. Buyurun. Ne gerekiyorsa yapılsın doktor bey. Maddi konularda bundan sonra muhatabınız biziz. Ben ya da arkadaşım Çetin. Tamam, anladım. Melahat teyze bize siz gidin demedi mi? Niye bekliyoruz ki burada, anlamıyorum ben. Yani anlıyorum da. Sen o kızı bekliyorsun değil mi? Onu bekliyorum. Var mı bir diyeceğin abi? Var. Ne var? Senin basiretin bağlanmış birader. Yani. Şş. Gidip hemşirelerden biriyle konuşsana. Hem belki böyle nerede olduğunu öğrenirsin falan. Ya harbiden ya. Bu var hiç aklıma gelmemiş de. Sen var ya akıl küpüsün, akıl küpü. Aslan arkadaşım benim. Canım benim, canım benim. Ya. Aa, Çetin, siz daha burada mısınız? Bak aklıma da geldi. Bunlar gitmemişlerdir diye. Gideceğiz teyze, gideceğiz. Yiğit nasıl? İyi şimdi. Siz de gördünüz ya. İyi olduğunu duyunca nasıl da sevindi yavrucak. Süleyman nerede? Şimdi gelecek o. İyi. Neyse, ben Yiğit'e dönüyorum. Hadi size hayırlı geceler yavrum. İyi geceler teyze. Eğer bir şey istersen, Yiğit bir şey isterse... Hemen telefonla ara bizi, olur mu? Allah sizden razı olsun ya. Hadi geçmiş olsun. Neredesin be birader ya? Melahat teyze geldi gitti. Yiğit iyiymiş oğlum. Harika, süper haber. Sen ne yaptın? Halledebildin mi? Ya biz doktorların yanındayken gitmişler. Ama telefonunu ve adresini aldım. Oo. Hemşire bir nazlı.
Bir Nazlı. Var ya, yordu yemin ediyorum beni. Yordu yani. Kaça patladı diye sormuyorum tabii. Orasını karıştırma. Abi biz eve gidelim. Şöyle oturalım, eline boyuna konuşalım. Tamam mı kardeşim? Hadi. Tamam. Ne yapacağız bu kadar parayı ya? Bu kadar para şaşırtır insanı ha. Biz de amma rüzgarız ha. Daha ameliyat olmadan parasını ödedik. Akıl kâr mı bu abi? İşte para bu oğlum. Görür görmez değişiverdin. Bir ameliyat parasının için yanmaya başladı. Bırak edebiyatı da şu eurolara bir çare bulalım. Ne gibi bir çare? 500-500 bu para çok dikkat çeker. Bize sormazlar mı bu kadar parayı nereden buldunuz diye? Doğru söylüyorsun. Kim inanır ki bize? Paltonun içinde bulduk desek gülerler. Bunları YTL'ye yüzlüğe çevirtebilirsek işimiz daha kolay olur abi. Ama abi bunların hepsini bir anda YTL'ye çevirirsek o da dikkat çeker. Abi buldum galiba. Eğer bana güvenip bu paraları verirsen ben sana yarın bu işi hallederim. İyi de nasıl halledeceksin? Ya banka halledeceğim işte. Çevireceğim YTL'ye ama sen bana güvenmezsin. Güveniyorum ya. Al paraları ne yaparsan yap. Ama yeter ki bana YTL halinde getir. Ya alır kaçarsam oğlum? Kaçarsan kaç be. Fena mı? Biz de arkadaşımızın fiyatını öğrenmiş oluruz. Asker mi bu? De benim aklım şu anda paralarda değil. Başka yerde. Konuşmuyorsunuz. Alo. Alo. Cevap versenize, kimsiniz? Alo. Allah Allah. Kapattı. Bakalım sandığım kadar zeki misiniz Süleyman Bey? Kim kardeşim gecenin bu saatinde? Boş ver, yanlış numaradır. Herhalde. Efendim? Alo? Alo? Kimsiniz? Sesiniz gelmiyor. Alo? Kim bu ya? Dün akşam da aynı şey olmuştu. Hay Allah, nasıl anlamadım? Bu Almanya kodlu numara. Alo? Fatma Hanım, biliyorum sizsiniz. Dün akşam da aramıştınız. Ne olur cevap verin. Ne olur kapamayın lütfen. Çok zekisiniz Süleyman Bey. Geç de olsa anlayabildiniz. Sizi tebrik ederim. Size anlatacağım çok şey var Fatma Hanım. Buluşalım ister misiniz? Gelip beni evden alabilirseniz neden olmasın? Adresi bildiğini saklamamayayım. Ama eğer adresi verirseniz sizi gelir alırım. Ya ama yok Süleyman Bey. Adresimi kendiniz bulun. Ama Fatma Hanım, nasıl bulayım ben adresinizi? İş değilse bir mahalle, sokak adı falan verin. Siz zeki adamsınız Süleyman Bey. İsterseniz bulursunuz telefonumu bulduğunuz gibi. Hadi hoşça kalın. Bul da görelim seni ukala. Şikayetçi, hani bize iş bulacaktınız? Dur nagalar, bildiğiniz gibi değil. Bak hala kandırmaya çalışıyor. Avanak mı yazıyor lan bizim alnımızda? Biz o dolmayı.
bir kere yeriz. Kaçın! Olmuyor. Of kızım, ne yapayım, başım üşüyor. Soğuğu Ayaz'ı görmüyorsun galiba. Baba, Ayaz görülmez, hissedilir. Sen de her şeye bir kulp buluyorsun be kızım. Biz annenle hep böyle konuşmanlaşırdık. Bak şimdi ona arsa bakmaya gidiyorum. Arsa baksan ne olacak ki baba? Emekli maaşınla aşevi mi kuracaksın? Oo, ölme eşeğim ölme. Öyle deme kızım. Karınca hac için yola çıkmış da asla varamazsın demişler. O da onlara ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Varamasam da hiç değilse bu yolda ölürüm demiş ya. Annemin değerini anlamana sevindim baba. Kızım, güzel yavrum, canım. Güle güle babacığım, kendine dikkat et. Süleyman, uf Süleyman, uf Süleyman, uf Süleyman! İyi günler Fatma Hanım. İyi günler. Nereden arıyorsun? Evinizin önünden. Ay inanmıyorum. Bulmuş olamazsın. Öyleyse pencereden bakın. Görünce belki inanırsınız. Hadi sözünde dur bakalım. Hani çıkacaktık? Ne yapsam bilmem ki. Babam da evde yok. Dönünce beni merak eder. Unutma, söz verdin. Ama ben sanmıştım ki bulamazsın. Tamam peki peki. Bekle, geliyorum. Tamam, bekliyorum. Merhaba. İstersen sahile gidebiliriz. Orada çok güzel bir restoran var. Ya da... Ne oldu acaba? Allah Allah. Ne düştü bu Meret?
Nasip olursa gelir Hint'ten, Yemen'den. Nasip olmazsa ne gelir elden. Bu paralarla aşırı açacaksın. Söz mü? Söz.